Cumhuriyet Halk Partisi Kilimli Belediye Başkanı da Erol Saral ve ekibi hiç aksatmadan 90 gün boyunca hep sahada olduğu ve evlerde yüz yüze görüşmelerde bulundu. Seçim gününe birkaç gün kala saflar iyice belli olmaya başladı. Başkanlık yarışında seçmenin bulunduğu tüm mahalle, sokaklar ve evlerde baskısını her gün daha fazla hissettiren Erol Saral'ın Kilimli halkından büyük bir destek gördüğü ortaya çıktı. CHP'nin Kilimli seçim bürosu açılışına ve aday tanıtım programına Kilimli halkının kalabalık ve coşkulu olarak katılması AK Parti cephesinde büyük bir şok etkisi yarattı. Durumu düzeltmek, seçimleri yeniden kazanmak isteyen Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun tarafından 200 kişi geçici olarak işe alındı. Bunu yeterli görmeyince birçok CHP'li işe alındı. Bu haberin yayılmasıyla çocuğuna iş bekleyen AK Partili seçmenler isyan etti. Kamil Altun'a sırtını dönen seçmenin gönlünü kazanabilmek için belediye araçları ve işçileriyle 16 bin seçmenin evine Ramazan kumanyaları, sonraki günlerde ise tatlılar bırakıldı. Bunlarsa yeterli olmadı. Halk AK Parti'nin adayı Kamil Altun'dan soğumuş durumda. Halkı etkilemek ve desteğini almak için her gün bir başka devlet büyük ilimliğe getiriliyor. Önce Adalet Bakanı Yılmaz Sunç, sonra Zonguldaklı iş adamları, en son eski Meclis Başkanı Köksal Toptan kilimliğe getirilecek.